tekrar bir Ankara'ya döneceğiz. 31 Mart'a kadar daha bu Ankara'ya dönüşlerimiz çok olacak. Hele ki seçim hazırlıkları devam ediyor partilerde. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde Ahmet Örsoğlu bizi bekliyor. Ahmet Örsoğlu merhaba. AK Parti'de başvuru için süre Cuma'ya kadar uzatılmıştı. Şimdi bir yandan da tabii seçim hazırlıkları da sürüyor. Nedir AK Parti'de Genel Merkez'de hazırlıklarda durum? Pelin Aslan, çalışmalar AK Parti'de tüm hızıyla devam ediyor. Siz de söylediniz, başvurular Cuma gününe kadar uzatılmıştı. Başvurular en son 4700 olarak telaffuz edilmişti. Bugüne kadar belediye başkan aday adayı olmak isteyenlerin sayısı o sayının 5000'i geçtiği ifade ediliyor. Bu noktada raporlar, anketler, bugüne kadar yapılan çalışmaların tamamı AK Parti Genel Merkezi'nde masada. Özellikle seçim işleri ve tanıtım medya başkanlıkları, iki ayrı başkanlık çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bugüne kadar yapılan çalışmalar bir rapor şeklinde sunuldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat o çalışmaları aday bazında değerlendiriyor. Özellikle AK Parti'de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli büyük şehirlerin adayları kim olacak bu merak ediliyor. İşte bu noktada İstanbul, Ankara ve İzmir için yeniden bir anket çalışması yapılacağını söyleyelim. Daha önce SMS yoluyla ve yüz yüze şeklinde farklı teknikler anket çalışmaları yapılmıştı. Genel Başkan Yardımcıları bu şehirlerde önemli bir şekilde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmişti. Belediye başkanlarından memnuniyet derecesi ne yönde ilerliyor? Bu çalışılmıştı. İşte bunun dışında yeni bir anket çalışması yapılacağını söyleyelim. Bu anket çalışmasının hazırlıkları devam ediyor. Yine Ocak ayının başı gibi AK Parti'de mitingler, yani sahadaki çalışmalar başlayacak. Bu sahadaki çalışmalar hangi şehirlerde ağırlıkla devam edecek? Bunun çalışmalarının da AK Parti Genel Merkezi'nde sürdüğünü ifade edelim. Ahmet Örsoğlu, şimdi dün salıydı, grup toplantıları günüydü. Cumhurbaşkanının programı bir hayli yoğun. Dün Cumhurbaşkanı grup toplantısı düzenlememişti. Ama haliyle haftalık da bir değerlendirme olur grup toplantılarında. Bugün Ömer Çelik AK Parti sözcüsü kameraların karşısındaydı. Gündeme dair değerlendirmeleri oldu. Flaş öne çıkan açıklamaları var mı? Hangi konular hakkında ne söylüyor Ömer Çelik? Ömer Çelik özellikle Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı konularda eleştirileri söz konusuydu. O konulara değindi. Aslında hem Türkiye içinden, hem yurt içinden, hem de yurt dışından birçok konuya değindi. Kaşıkçı cinayeti bunlardan bir tanesiydi. Hakkari'deki patlamaya değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün CHP grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa, Paris Barış Zirvesi'ne katılmasına yönelik bazı eleştirileri söz konusuydu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önce bu açıklamaya, bu eleştiriye değindi. Şöyle karşılık verdi. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmak zorundayız dedi Ömer Çelik. Masada yoksak, hele de devlet başkanlarının dünya tarihinin önemli meselelerinin tartışıldığı bir yerde olmazsak kendimizi anlatamayız ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine bu şekilde yanıt verdi. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir tezi söz konusuydu. Ortak Avrupa ordusu. Buna Almanya Başbakanı Angela Merkel de destek vermişti. Ancak Trump'ın bazı eleştirileri olmuştu. Bu noktada Türkiye'nin duruşunu açıkladı Ömer Çelik. Şu ifadeleri kullandı. NATO'ya alternatif oluşum değildir dedi. İster Avrupa olsun ister NATO olsun, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değildir ifadesini kullandı. Ve yüreğimizi yakan bir olaydı. Hakkari'deki patlama, maalesef 7 şehidimiz vardı. O olaya ilişkin bir açıklama yaptı Ömer Çelik. Rapor tamamlanmak üzere. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar yakında, bugün ya da yarın açıklamayı yapacak ifadesini kullandı. Silahın kendisinde veya mühimmatın kendisinde bir sorun olmadığını söyledi diyelim. Pelin Aslan, sözü AK Parti Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım. Ahmet Örsoğlu, teşekkür ediyoruz. Şimdi biz